ve e, bunu en iyi şekilde saklayabiliyorsunuz. Yıllar sonra bile yani bir film bozulabilir, kaybolabilir. Yıllar sonra bile siz bizim PAK sistemi dediğimiz e, görüntüleme arşivleme sistemimizde 10 e, yıl önce çekilmiş olan e, görüntünüzü bile bulabiliyorsunuz. Yani bu e, torba torba film taşımaktan insanları kurtarıyor. Yani Hı -hı. bizim radyoloji ünitemiz hastanenin temelinde ilk planlandığı e, şekliyle tamamen sıfır film sıfır e, kağıt işi tamamen dijital tüm cihazlarımızda böyledir röntgenden itibaren tüm e, sistemler dijitalizedir bizde peki daha iyi görüntü dediniz hocam daha iyi görüntü elbette e, erken teşhis için de çok önemli değil mi Tabii. Kesinlikle. yani bazen mesela e, tetkik e, tonlaması dediğimiz yani ışık e, eskiden ışık alırdı. Filmler bozulurdu. Tekrar tekrar film çekilirdi. Şimdi bunda öyle bir şeye gerek yok. Bir kere çekersiniz siz dijital röntgenle. Üzerinde istediğiniz e, ayarı yapabilirsiniz. Yani hastaya ekstradan tetkik yapmak zorunda kalmazsınız. Bir kere yaparsınız ve onun üzerinde gerekli işlemler neyse, bakılması gereken doku neyse, kemikse kemik, yumuşak dokuysa yumuşak doku. Bunun ayrımını saniyeler içerisinde yapabiliyorsunuz. Diğer e, konvansiyonel dediğimiz normal film tekniğinde bunu yapmanız mümkün değil. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı hocam? Röntgen Anlı. cihazlarımızla Hı -hı. ilgili. tabi dijital röntgen olunca bir de hızı da daha fazla. Bu nedenle mesela normal bir röntgen kliniğinde hizmet edebileceğiniz hasta sayısını burada belki dörde 5'e katlamak mümkün. Çünkü o filmi banyo etme süresi yok, o filmi banyo etme masrafı yok. Ee, o filmi film çekildikten sonra kasete alıp banyoya götürdü eskiden röntgen teknisyenleri ve bu bir zaman gerektirirdi. Şimdi öyle değil. Bir tuşa basıyorlar, röntgen filmi çekiliyor ve anında... O tetkiyi isteyen doktorun bilgisayarına kadar gidiyor görüntü. Hasta da elinde filmi alıp taşımıyor kesinlikle. Bu da çok güzel bir ayrıntı. E peki eskiden hani filmlerde falan olurdu bu filmlerin karışması. Ee, Tabii o buna şeylerin kesinlikle önüne engel oluyor. oluyor değil mi? Bu sistem buna kesinlikle engel oluyor. Hı hı. Yani öyle bir ihtimali ortadan kaldırıyor. Hemen hemen kaldırıyor. Evet. Ee, ultrason ünitemize geçelim isterseniz. Bu da çok e, gelişmiş bir ünite. Bu ünitede neler yapılıyor? Bu ünitenin özelliklerinden bahsedebilir miyiz birazcık da? Yine bildiğimiz standart tüm ultrason incelemeleri yapılıyor. Yani e, nedir en çok bilineni bunların? Karın ultrasondur. Birçok hastamız eminim yaptırmıştır. Mutlaka yapılıyor. Standart bütün ultrason incelemeleri. Ama daha özellikli incelemelerimiz var. Nedir? Renkli ultrason incelemeleri yapılıyor. Nedir? İşte hmm, hamile hastalarda... Nedir? Üç boyutlu ultrason incelemeleri yapılıyor çocuklara, bebeklere. Üç boyutlu ultrason da bakılabiliyor. Birçok farklı tetkik yapılıyor. Ultrasın üç boyutlu incelemesi. ultrason özellikleri nedir hocam? Şimdi belli haftalarda tabi anne karnındaki bebeğin tüm hareketlerini, vücut şekillerini... tabi biz doktorlar olarak bunları daha net detaylı değerlendirebiliyoruz ama bir e, annenin kendi çocuğunu karnında hareket ediyor, işte e, parmağını emiyor, ondan sonra elini kolunu e, gösteriyor. Bu tip şeyleri e, hani her anne e, görmek ister, merak eder. Bununla ilgili de e, biz gerekli tüm görüntüleri, e, bebeğin işte e, el, kol, vücut yüz veya diğer yapıların normal olduğunu annesine de gösterebiliyoruz. Önceden öyle bir imkanımız ya da yoktu 3 boyutlu olmayıcı. Varsa... biz anlıyoruz ama annesi çok değerlendiremiyor. Evet. Tabii biz genelde orada herhangi bir şekilde bir anomali varsa tabii atlamamış oluyoruz. O açıdan da tanıya da yardımcı. Ama daha çok biz iki boyutlu görüntülerden ince kesitler alarak hepsini daha net değerlendirebiliyoruz. 3 boyutlu biraz Annenin bebeğini görmesi için gerekli bir tetkik. Evet. Dijital mamografiye geçmek istiyorum ben. Biliyorsunuz kadınlarda en çok görülen kanser tiplerinden biri de meme kanseri. Ve bu kanserin teşhisinde en büyük paya sahip değil mi dijital Tabii mamografi? Tabii. Erken tanı ve görüntüleme. Zaten bizim bölümümüzün kuruluş amaçlarından biri de o. Erken tanı, erken yakalanması ve erken hastanın komplikasyonlar olmadan, kanser yayılmadan teşhis edilmesi. Bunun için de yine dijital demek istiyorum, özellikle vurgulamak istiyorum. Şu anda Türkiye'de bile çok az yerde bulunan bir mamografi sistemimiz var bizim, dijital mamografi sistemi. Bu sistemin özelliği yani yine çok düşük dozda, mesela bilirsiniz mamografiler senede bir yapılır. Mamografi tetkiklerinde bu 40 yaşından sonra yılda bir defa yapılması gerekir. Özellikle ailede meme kanseri öyküsü olan, meme ile ilgili problem yaşamış olan, işte annesinde, teyzesinde, anneannesinde, birinci derece hakkın akrabalarında daha çok kişilerin mutlaka ve mutlaka yılda bir mamografi ve beraberinde de meme ultrasonunu yaptırması gerekir. Belki Bu bir tarama yöntemidir.